Skype bağlantımız var. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber bu iki karşılaşmayı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. İyi pazarlar. Nasılsınız? Günaydın, iyi pazarlar herkese. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Dün özellikle iki karşılaşmayı birlikte değerlendirelim istedik. Maçın özet görüntüleri de seyircilerimizle buluşturduk. Beşiktaş'la başlayalım izninle. Beşiktaş, Mert Günok'un bir hatasıyla az kalsın beraberlik ya da mağlubiyetle ayrılacaktı sahadan ama Josef kurtarıcı isim oldu ve maçı 2-1 kazanan taraf oldu. Çok hareketli bir maçtı, öncelikle bunu söyleyebiliriz sanırım. Az önce de Sinan Vardar'ın yazısında bir cümle dikkatimi çekti. Futbol değil, sanki tenis maçı izledik cümlesini kullanmış. Top bir o taraftaydı, bir bu taraftaydı. Oyun için neler söylersin? Şimdi gerçekten Beşiktaş adına çok kötü bir başlangıçtı. Mert'in yaptığı artık özgüven patlaması mı? Çünkü son 2-3 haftada, yani Mert kaleye geçtikten sonra Beşiktaş camiası da takımı da bir rahat nefes aldı. Ersin'e yönelik eleştiriler vardı. Olmayan, tutmayan bir maya vardı diyeyim. Mert'le beraber bu değişti. Harika bir performans sergiliyordu. Burada zaten alkışları da Şenol Güneş almıştı. Oyuncu da yeniden futbola dönmüştü. Evet. Ama yaptığı hata gerçekten bence biraz özgüven patlaması, konsantrasyon kaybı. İşte futbolda, sporda bunlara yer yok. Yani normalde bir kaleci tabanıyla, kaleye doğru gelen topu tabanıyla tutmaz. Ama ayağının tabanıyla topu tutmaya çalışırsanız bu hataya imkan tanırsınız. Ayağının içiyle tutsa rahatlıkla kontrol edebileceği bir topta Beşiktaş golü yedi ve geri düştü. Bu gol sonrası ben Beşiktaş'ta açıkçası, çünkü takımın üstünde de böyle bir olumsuz negatif hava var. Bunun etki edeceğini düşündüm ama yanıldım. Çünkü Konya o baskıyı kuramadı ve Beşiktaş da bunu çok güzel geri püskürttü. Maçın 90 dakika boyunca, 90 artı 5'te dahi maçın galibiyeti oynayan tarafı hep Beşiktaş'tı. Rakibi baskı altına kuran, hücumu yönlendiren Beşiktaş'tı. Oyunun genelini sol tarafa yıktılar. Enkudu sonrası bu daha da arttı. Bundan sonra önce Cenk'in golü, ki Cenk'in golüne de şöyle şapka çıkarmak lazım. Yani bitirici bir oyuncu, golcü bir oyuncunun nasıl olacağını, evet, tekrar gösterdi. Tek vuruş, hiç durmadan, bekletmeden köşeye yaptığı plase Beşiktaş'ı da biraz kendine getirdi. Bundan sonra zaten Beşiktaş'ın galibiyeti için maç döndü. Beşiktaş burada 90 artı 5'te Josef'in golü niye kritikti? Şimdi bakıyoruz, bir tane daha eksik maçı var siyah beyaz takımın. Bu da galibiyetle gelirse, ki zorlu bir maç evet, ama bir anda şampiyonluk yarışında çok başka bir yere gelecek Beşiktaş. Şenol Güneş yönetiminde bu süreci bundan sonra, yani eksik maçı da kazandığı takdirde biraz psikolojik olarak da bu yarışa girecek. Abubakar transferi büyük ölçüde bitecektir hafta içi. O da takımdaki enerjiyi, morali yükseltecektir. Oyuncunun geçmişte yaptığı hataları hiç dile getirmiyorum. Yani artık yapacak bir şey yok. Beşiktaş'la beraber yola devam edecek Abubakar. Onun Süper Lig'i bilmesi, takımı bilmesi ve taraftarın da oyuncuya inanması bence Beşiktaş'ın zaten iyi olan hücum hattında daha da hareket katacaktır. Bundan sonra ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında öyle çok çok uzakta mücadele edeceğini düşünmüyorum. Takımda olumsuz bir hava sezdiğinden bahsettim. Bunu acaba neye bağlayabiliriz? Çünkü bir de Weghorst'un gidişi bir yana, tabii takım aslında kötü de ilerlemiyor. Şu anda 3'te 3 yaptılar. İyi ilerliyorlar. Neye bağlıyorsun bu olumsuz havayı? Senin de belirttiğin gibi birincisi zaten yeni bir teknik adam var. Bir türlü, yani taşları yerine oturtmaya çalışıyor. Bu birinci etken. İkincisi de Weghorst'un ayrılığı bir şok etkisi yarattı. Ben bunu sadece oyuncular açısından demiyorum elbette ki. Yöneticiler, teknik heyet, yani takımın en iyi ismi, en golcü oyuncusu, en çok beklediğiniz oyuncu bir anda çekip gidiyor. Ve o kadar hızlı oluyor ki, yani bir hafta önce gol atıp tribünü selamlıyor. Yani dün gece Manchester United City maçında tribünde çocuklarıyla oturuyor. Yani öyle ilginç bir ayrılık oldu ki, devre arasının da kısa olmasından dolayı. Bu bir, tabii ki bir kuşku yarattı. Cenk'in sakatlık sonrası daha yeni yeni toparlanması, kendine gelmesiyle. Bunlar hep olumsuz etkendi ama bu saatten sonra ben dünkü Konya deplasmanının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyetle beraber zaten tırmanış devam etti. Artık Beşiktaş'ta o olumsuz hava yerine pozitif, daha enerjik duruma çevirecektir. İç sahada taraftarın da desteği gelmesiyle birlikte Beşiktaş artık böyle gümbür gümbür şampiyonluk yarışında olacaktır.
Peki son olarak Josef de Souza'nın da bir performansına değinelim. Galibiyet golünü getiren isim oldu. Son zamanlarda aslında bir düşüş söz konusuydu. Özellikle Ankara Gücü karşılaşmasından sonra. Dün de sosyal medyada bir arkadaşıyla mesajlaşmaları yansımıştı ve maçta gol atacağını söylemiş arkadaşına ve yine golü de kaydetti. Neler söylersin performansıyla ilgili? Ankara Gücü maçı tabii ki bir etken. Onu bir ayıralım. Bir de inanılmaz sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdi. Josef aslında düzenli oynamasıyla takıma katkı yapan ve enerjisiyle, sertliğiyle bu sertliği Fenerbahçe'deki döneminden buraya biraz daha pozitife çevirmiş bir oyuncu. Daha çok takıma katkı, daha az kavga ederek, daha az kart görerek böyle bir durumda. Josef'in bu dönüşü Beşiktaş adına çok kıymetli. Çünkü dikkat ederseniz Sayısı da Şenol Güneş orta sahada oynattı. Şu anda Şenol Güneş yani zaman zaman beşli savunma oynadı dün gece. Sayısı o orta saha Sayısı ve Josef'i zaman zaman o dörtlü savunmanın iyice içine çekti. Evet. Burada Beşiktaş ilk etapta gol yememek, savunmayı biraz sağlama almak istedi. Zaten ileri uçtaki oyuncular bir şekilde gol atıyorlar. Muleka bireysel yetenekli, Redmond öyle, kenardan Enkudu öyle, yarın bir gün gelecek Gezdal öyle. Bir şey katkı vermese de Dele Alli'nin rakip için kuşkusu yeter, pas yeteneği yeter. Bunların yanına da Abubakar'la Cenk iyi bir performansla eklenince burada kilit adam dün geceki gibi Josef olacak. Rakip ceza sahasına böyle yaptığı koşularda böyle ekstra 3 puanlar da takımlar adına çok kritik. Peki Trabzonspor-Başakşehir maçına da geçelim. Tek soru da aslında toparlamaya çalışacağım. Çok da vaktimiz kalmadı. 1-0'lık iyi bir galibiyetti aslında Trabzonspor için. Çünkü son günlerde gerçekten kötü bir dönem geçiriyorlar ve güven parolası adı altında Abdullah Avcı ile devam edildi. Ve maç kazanıldı ama oyun anlamında biraz yine düşük kalındı sanki Trabzonspor cephesinde. Oyunla ilgili neler söylersin? Bu sezon... Trabzon'dan bağımsız söyleyeyim. Bu sezon Başakşehir'i oyun olarak ezen tek takım Galatasaray'dı. O da bambaşka bir hikayeye sahip bir maçtı. Başakşehir'i öyle ezmeniz, sürklase etmeniz mümkün değil zaten. Yani çok zor. Trabzon'un böyle bir galibiyete o kadar ihtiyacı vardı ki bence oyunun, içindeki felsefenin vesaire hiçbir önemi yok. Muhtemelen teknik heyet de böyle düşünüyor. Gelen kayıpların ardından dün olacak bir kayıp. Yani oyun ne kadar iyi olursa olsun dün puan kaybedilseydi bambaşka bir gündemimiz olacaktı şu anda. O yüzden galibiyetin nasıl geldiği değil, gelmesi önemliydi. Taraftar da biraz nefes aldı. Abdullah Avcı da nefes aldı ve biraz da eli güçlendi. Maç sonu açıklamaları da bence enteresan. Kulübün içindeki bir tartışmayı da işaret ediyor. Burada iş yönetime düşüyor. Yani biliyorum o ismi diyor Abdullah Avcı. O ismi biliyorsa ve göreve devam ediyorsa burada bir teknik adama karşı bir hata olur diyeyim. Yani içeriden bilgi sızdırılması bu çok kötü bir durum. Yani bütün planları bozan. Çünkü yeni plan yaptım, karışık oynattım, o da sızdı diyor. Daha da diyecek bir şey yok Abdullah Avcı adına. Bence burada yönetim biraz teknik heyete hani güç, moral ve destek adına içeride de değişikliğe gitmesi gerekebilir. Çünkü Abdullah Avcı neredeyse yani bir isim vermediği kaldı. Profesyoneller dedi, kulüp içi dedi, her şeyi söyledi. Bence şansla gelen bir gol, kaleci hatasıyla gelen bir gol ama her şey Trabzon lehine oldu. Peki Suat, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. İyi pazarlar diliyoruz sana. İyi günler. Suat Umurhan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un dünkü karşılaşmalarını değerlendirdik. Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalar yaptı.